Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Danışma Kurulu'nun 01.03.2017 Çarşamba günü bugün yaptığı toplantısında siyasi parti gruplar arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini iş tüzüğünün 19. maddesi gereğince genel kurulunun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederim. Özgür Özel, Manisa Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Önerim. Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşları tarafından Ankara Maltepe'de bulunan eski hava gazı fabrikasının yıkılması ve asbestlik kalıntıların mahkeme kararı beklenmeksizin kaldırılmasına ilişkin araştırmanın yapılması amacıyla 01.03.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin 1108 Sıranoğlu Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 01.03.2017 Çarşamba günü bileşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli bileşimde yapılması önerilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde olmak üzere ilk konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir. Süreniz 10 dakika, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu konuşmayı bir siyasetçi olmaktan öte bir hekim duyarlılığıyla yaptığımı ve sizin de vicdanlarınızla dinlemenizi diliyorum, umuyorum. Sevgili arkadaşlar, Ankara'da 4 gündür çok önemli bir çevre faciası yaşanıyor. Bu sadece çevre faciası değil, asbesti soluyan insanlar açısından da son derece tehlikeli hastalıkların başlangıcı anlamına geliyor. Asbest son derece güçlü bir zehirdir. Akciğer kanseri yapar, mezotelioma yapar ve asbestozis dediğimiz akciğer hastalığı yapar. Ve bunların hepsi de ölümcüldür. Şimdi sigara sağlığa zararlı diyoruz. Evet, çok sigara içerseniz akciğerleriniz hastalanır. Ancak asbest bambaşka bir şey. Asbesti solursanız eninde sonunda akciğer kanseri olursunuz. Bu nedenle asbest duyduğunuz yerde hemen irkilmeniz gerekiyor. Ama tabii bakıyorum kimsenin irkildiği yok. Melik Gökçek gibi. Değerli arkadaşlar, öncelikle bu arazi, bu arsa niye bu kadar hızla yıkılıyor? Bu gözü dönmüşlük niye diye bakıyoruz. Burada bir bina var. Bu bina kültür varlığı olarak kabul edilmiş ve koruma altına alınmış. 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş belediye tarafından, yetmemiş 2016'da da emsal artışları yapılmış. 40 bin dönümü belediyeye ait, 10 bin dönümü özelleştirmelerden dolayı bir başka firmaya ait olan 50 dönümlük arazinin firmaya ait kısmına 2,5 emsal, belediyeye ait kısmına da 4 emsal verilmiş. Yükseklik sınırı da konmamış. Yani Ankara'nın ortasında Melih Gökçek için 40 dönümlük 4 emsalli 300 metre gökdelenler dikebileceği bir alan. Çok çok çekici. Buraya kadar anlıyoruz. Bildiğimiz Gökçek her zamanki gibi arsa rantı peşinde. Burada sorun var ama burada duruyoruz. Ancak bu arsa üzerinde bir başka durum var. Bunların içerisinde 350 ton asbest var. Hava gazı fabrikası yapılırken eski teknoloji olduğu için yalıtım malzemesi olarak asbest kullanılmış. Ve o 350 ton asbestin usule uygun olarak sökülmesi gerekiyor. Öncelikle biz bu konunun üzerine gittik. Bir soru önergesi verdik İçişleri Bakanlığı'na. Belediyeye sorduk, burayı ne yapacaksınız? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu asbesti ne yapacaksınız dedik. Mahkeme bize, belediye bize dedi ki, bakınız belediyenin yazısını gösteriyorum size. Diyor ki bu tarih itibariyle eski hava gazı fabrikasının kalıntılarının yıkım işlemleri mahkeme kararı ile durdurulmuş olduğundan belediyemizce herhangi bir söküm ve yıkım çalışması yapılmamakta olup mahkeme sürecinin sonucu beklenmektedir diyor. Belediyenin yazısı. Oysa Sayın Melih Gökçek bu yazıyı yazdıktan 8 gün sonra iş ayyuka çıktıktan sonra kameraların karşısına geçiyor. Diyor ki soruya karşılık olarak bakın burada da cevap var Sayın Gökçek'in. Diyor ki mahkeme kararı yok. Çıkmayan bir mahkeme kararından dolayı bir şey durdurulur mu? Böyle bir mantık var mı? Tescilli yapılması ilgili bir kararı da bu bölge için geçerli değil diyor. Yani Melih Gökçek kendi kendini yalanlayan bir duruma düşmüş durumda. Şimdi apar topar orayı yıkmaması gerekiyorken hukuku çiğneyerek
ve kendi yönetmeliklerimizi çiğneyerek. Çünkü bizim asbestin nasıl söküleceğini gösteren yönetmeliğimiz de var. Onu da çiğneyerek grayderle, dozerle, baltayla, balyozla oraya giriyorlar. İşçiler giriyorlar. Biz yerinde tespit ettik, gittik gördük. Hiçbir önlem alınmamıştı. Oysa alınması gereken önlemler vardı. Şimdi belediyeye biz o sorduğumuzda, siz burayı nasıl yıkacaksınız diye sorduğumuzda belediye gayet güzel bize cevap verdi. Bakın oradan okuyorum. Diyor ki biz orayı yıkacağımız zaman uzman kontrolünde 3 gözlü hijyen odası, HEPA filtreli anti basınç makineleri, H tipi HEPA filtreli süpürgeler, kişisel koruyucu donanımlar kullanacağız. Tamamını brandayla kapatacağız. Yetmeyecek belli bölgelere karantina uygulayacağız. O da yetmeyecek. Hem iş esnasında hem bitirdikten sonra akredite laboratuvarlardan sonuçlar alacağız diyor. Peki yaptı mı? Bunların hiçbirini yapmadı. Biz oraya gittik, görüntüledik, paylaştık görüntüleri. Bakın ben burada da sizinle paylaşayım. Üste gördüğünüz olması gereken, bunu yurt dışındaki bir siteden aldık, asbestle ilgili bir siteden aldık. Bu olması gereken. İşte bu da Melih Gökçe'nin yaptığı. Benim kurallara uyuyorum dediği bu arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum. Peki buradaki işçiler neredeyse bir büyük kısmı maskesiz, tulumsuz ama birkaçında da öylesine uyduruk, koruyucu olmayan standart dışı maskeler vardı. Peki bunlar kamuoyuna yansıdığı zaman Melih Gökçek ne yaptı dersiniz? Yine kameraların karşısına geçti. Dedi ki işte bakın biz böyle yapıyoruz bu işi dedi. Oysa bizim gerçek görüntülediğimiz görüntüler buradadır. Bakın insanların hayatıyla nasıl oynanıyor ve kendi basın toplantısında bile olayın göstermelik olduğu apaçık ortada. Önde 3 tane standarta uygun kişi ama arkasında yine çıplak teneffüs yapan ve asbestle muhatap olan, maruz kalan zavallı gariban insanlar. Şimdi şunların açığa kavuşturulması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki asbeste kim maruz kalıyor? İşçiler maruz kalıyorlar. Bunlar 5 ila 10 yıl içerisinde çok büyük bir ihtimalle akciğer kanseriyle yüz yüze gelecekler. Bununla da kalmayacak, etrafa ne kadar yayıldığını bilmiyoruz. Şimdi Gökçe'nin çapraşık ifadeleri var. Bir ifadesinde diyor ki biz orada asbestli bölüme henüz girmedik diyor. Bir ifadesinde diyor ki merak etmeyin asbestli tekniğe uygun söküyoruz diyor. Oysa ki bunların hepsinin yanlış saptırmacı olduğu ortada. Bunun ötesinde buradaki asbest ne yapılıyor belli değil. Onun da yönetmeliğe uygun giderilmesi gerekiyor. Bunun ötesinde değerli arkadaşlar orada düzenli olarak ölçüm alınmış olması gerekiyor. Şimdi Mimarlar Odası oradan ölçüm aldırdı ve tehlikeli oranda asbest olduğu ortaya kondu. Biz bunlara inanmayabilirsiniz. Biz inanıyoruz. Ama biz daha çok gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz. Yani orada gözümüzle gördüğümüz bir vakıa var. 350 ton asbest hiçbir kurala uyulmaksızın sökülüyor. Dolayısıyla atmosfere yayıldığını kabul etmek zorundayız. Eğer Melih Gökçek bizi asbest olmadığına dönük ikna etmek istiyorsa oradan akredite laboratuvarlar eliyle alınmış ölçümleri göstermek zorunda, bizi bu konuda tatmin etmek zorunda. Bakın işçilerden esirgenen maskeyi kullanmak için şöyle takıyorsunuz. Böyle. Sağ olsun. Melih Gökçek bizi eninde sonunda bu maskelere tüm Ankaralıları mahkum etmiş durumda. Tabii su içmişken şu da aklıma geldi. Ankara'nın suyu polemiği söz konusu olduğunda Sayın Gökçek kameraların karşısına geçmişti ve ben bunu içiyorum demişti. Bunda hiçbir şey yok demişti. Şöyle şöyle almıştı ve içmişti Sayın Gökçek. Şimdi de diyor ki merak etmeyin orada asbest yok diyor. Bizim de inanmamızı istiyor. Eğer öyleyse kendisi gitsin. Kendisi yaşlıdır çünkü Allah ömür versin ama ne zaman öleceğimizi kimse bilmiyoruz. Oğlu Osman'ı da alsın gitsin orada bir saat beklesin biz de orada asbest olmadığına ikna olalım. Değerli arkadaşlar asbest olan yerde ciddi olmak zorundayız. Bakın Sağlık Bakanı'nı uyarıyorum buradan. Sağlık Bakanı doktordur. Çalışma Bakanlığı'na 3 gündür ulaşamıyorum. Buradan sesleniyorum. Bu görev sizin göreviniz. Bakanlığınızın dibinde 350 ton asbest balyozla, grayderle
sökülmeye çalışılıyor ve nereye etkilediğini bilemiyoruz. Atmosfere yayılıyor, her yere gelmiş olabilir. Ama asbesti bir geleneksel yaklaşımla canım bize bir şey olmaz gibi düşünüyorsanız eğer büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Asbestten korkmakta yarar var arkadaşlar. Bir hekim olarak asbeste maruz kalmış hastaları bol miktarda gördüm. Nerede asbest varsa orada akciğer kanseri emin olun ki vardır. Yine Türk Toraks Derneği'nden ciddi akademisyenler açıklama yaptılar. Bu liflerin kişilerin üstüne geleceğini, bulaşacağını, o yüzden bu kişilerin evlerine gittiğinde çocuklarını dahi kontamine edebileceğini, orada bile bu riski taşıyabileceğini ifade ettiler. Değerli arkadaşlar, bu anlayışlarla sizleri bir göreve davet ediyorum. Bunu siyasi düşünmeyin. Bir vebalin altına giriyorsunuz. Biz bu sorunu 10 günde çözebiliriz. Bir komisyon oluştururuz. Laboratuvarları çağırırız. Olması gerekenleri ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Belediye başkanı da biliyor. Olması gerekenler yapılır. Ve artık bugüne kadar ki bu en azından bu 4 günlük şey zehirlenme bertaraf edilmeye çalışılır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Melih Gökçek kasten çevreyi kirletmek suçundan bugün olmasa bile yarın eninde sonunda TCK 181-182 kapsamında cezalandırılacaktır. Bunu da şimdiden bilmesinde fayda var. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Emir. Grup önerisinin aleyhinde olmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Erkan Haberal. Buyurun. Bir şey mi dediniz Sayın Haberal? Sayın Başkan, aleyhinde dediniz, lehinde bir konuşma yapacağım usulen, bu konuda. Usulen aleyhinde. Usulen aleyhinde, evet. Olan konuda, peki lehinde. Buyurun. Bir konuşma yapacağım. Ankara Hava Gazı Fabrikası Ankara'nın kanayan yaralarından biri. Aslında kangren olmuş kanayan yaralarından bir tanesi. Bunun için önce bu sürece gelmeden önce bir tarihsel gelişimini önce vermek lazım. 1929 yılında inşa edilen hava gazı fabrikası, gazometreler, elektrik santrali, su kulesi, hava gazı ocak dairesi, yakıt tankları ve depoları, silolar, atölyeler, daha benzeri birçok yapılar ile bir bütünün parçaları olarak tasarlanmış, eskimiş, ancak bileşeninden kopamamış, endüstriyel yapı tasarımlarının bir örneği olması nedeniyle mimarlık tarihi açısından yeri son derece önemli, tasarımı ve mühendislik tekniği ve teknolojisi açısından bir daha yerine koyulamayacak bir değerdir. Ankara Hava Gazı Fabrikası başkentimize 66 yıl hizmet etmiştir. 1990 yılında iş merkezi yapılmak amacıyla yıkım kararı alınmıştır. Ankaralılar demin saydığım sebeplerden dolayı ve tarihsel teknolojik eserlerden bir tanesi olması sebebiyle bu yıkama şiddetle karşı çıkmışlardır. Ulusal ve uluslararası belgelerde sanayi arkeolojisi olarak tanımlanan hava gazı fabrikası tesislerinin yıkılmasıyla Ankara Garı ve çevresiyle birlikte düşünülerek tasarlanmış olan ve birbirini bütünleyen kentin bir dönem kültürünün belgesi yok olmuştur. Geçmişin değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğunda olan bu dönemin kurum ve kuruluşları kamusal görevlerini yerine getirmemişlerdir. Kentteki tüm dolu, boş ve yeşil alanlar sürekli tüketilmekte, yıkılarak rant tesislerine dönüşmektedir. Hava gazı fabrikası ve destekleyici birimleri 1990'lı yıllarda yıkılmak üzere gündeme getirilmiş, yapı ve içinde bulunduğu parsel Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19.3.1991 gün ve 1679 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Alınan tescil kararından sonra mülk sahiplerinden birisi olan EGO Genel Müdürlüğü tescilin iptali için idare mahkemesine dava açmış ve açmış olduğu tescilin iptali davasını kaybetmiştir. Hukuki süreç devam etmiş ve karar son olarak Danıştay 6. Dairesi'nin 5342 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Kesinleşen kararda hava gazı fabrikası üstün kamu yararı adına hukuksal koruma altına alınmıştır. Ancak 1991 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri tarafından kültür varlığı olarak tescil edilen 1996 yılında Danıştay kararı ile
üstün kamu yararı adına hukuksal olarak da koruma altına alınan hava gazı fabrikası tescil kararından günümüze ilgili yönetimler tarafından korunması, yeni işlemler ve yeni tasarımlarla yaşatılması gerekli kültür varlığı olarak ele alınamamış, kaderine terk edilmiştir. 10 yıl aradan sonra tescil kararını alan aynı kurumun Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yeni üyeleri tarafından 26 Mayıs 2006 gün ve tescil kararının kaldırılması bilime, hukuka, üstün kamu yararına aykırıdır. Danıştay kararına ve hala var olan bu değerlere rağmen hava gazı alanı içindeki yapılar EGO Genel Müdürlüğü tarafından bir gece operasyonu ile yok edilmiştir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde endüstri yapıları korunarak kamu yararına değişik kullanımlarla ve işlevin gerektirdiği ek yapılarla dönüştürülürken, hatta ülkemizde İstanbul'da, İzmir'de gazhane binaları da bu yolla dönüştürülmeye çalışılırken, Ankara Maltepe'deki hava gazı fabrikası gibi kültürel ve tarihsel özgünlüğü bulunan bir endüstri yapısı yerle bir edilmiştir. Ender özgün değerlere sahip, gelecek nesiller için belge değeri olan bir kültürel miras alanı ne olacağı bile tasarlanmamış bir alana dönüştürülmüştür. Önce bakımsızlıkla çökertilen, arkasından da niteliklerini yitirmiş olarak tanımlanan alanlar, bireysel beğeniler ve isteklere göre şekillenmektedir. Kent ve çevresine yönelik üst ölçekli planlar, stratejiler belirlenmeden yapılan tüm uygulamalar bir sonraki süreçte yeniden ele alınmakta, kent sürekli yıkılarak tekrarlanan şantiye alanlarına dönüşmektedir. Son günlerde Eskişehir yolunda yapılmakta olan uygulamalar plansız bir çalışmanın ürünü olup ekonomik olarak da ülkemiz milli gelirlerinin programsız bir şekilde kullanılmasının bir örneğidir. Eskişehir yolu üzerinde tek parsel ölçeğinde yapılaşma yoğunluğunun artırılması, belediye encümen kararları ile gerçekleştirilmesi, nasıl bir planlama bütününün parçası olduğu anlaşılmayan kentsel uygulamalardan bir tanesidir. Ve Eskişehir yolu bölgesine yapılan Ankara Şehir Hastanesi de aynı şekilde hiç düşünülmeden, planlanmadan, etrafın ve yolların bir bütünlüğü ele alınmadan yapılmış bir projedir. Bir taraftan kentin belli akslarında oluşturulan yoğunluk artışları, diğer taraftan da kent merkezinde hava gazı fabrikasının yıkımıyla başlayan AOÇ, AKM alanı, Güven Park, kent merkezi, kent vadileri gibi alanlar Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından göz dikilen potansiyel rant alanlarını ve aynı zamanda risk alanlarını oluşturmaktadır. Maltepe Hava Gazı Fabrikası da böylesi yaklaşımlarla yıkılmış, enkaz haline getirilmiş ve sonuç olarak bir rant alanına dönüştürülmüştür. Kentlilik bilinci ve kent kültürü politikası olmayan bu tür yaklaşımlar ve uygulamalar bir yandan kentin kültürel değerlerinin yok olmasına neden olurken diğer taraftan da kent topraklarının kullanım biçimi ve ekonomik kayıplar ile ülke milli gelirinin perfazlasıca harcanmasıdır. 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarih devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgisi bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş, bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde ve yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır denilmektedir. Aynı yasada bu konudaki devletin sorumluluğunu şöyle tariflemiş: devlete, kamu, kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğindedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü hava gazı fabrikası yıkımına başlamakla devletin malına zarar vermiş ve suç işlemiştir. Koruma yasasına göre kültür ve tabiat varlıklarının korunmasından birinci derecede sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in başkentinde Ankara'nın orta yerinde bir kültür varlığının tescilinin kaldırılarak ve gece yarısı operasyonu ile kültür varlığının ortadan kaldırılmasına göz yummakla suça ortak olmaktadır.
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun parsel üzerindeki tescil kararını kaldırmamış olmasına rağmen kuruldan hiçbir izin alınmadan gizlice yangından mal kaçırırcasına hangi amaçla ne uğruna yapıldığı anlaşılmayan yıkımdan sonra yeri dolduramayacak bir cumhuriyet değeri, endüstri arkeolojisi bakımından değerli bir kültür mirası yok edilmiş bulunmaktadır. Diğer yandan alanın korunmasına dair yargı kararlarını ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun almış olduğu 2006 tarihli yıkımın durdurulması kararına rağmen EGO'nun, dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın yıkımına devam etmesi yalnızca Cumhuriyet döneminin özgün bir yapısının yerle bir olmasına sebep vererek Cumhuriyet değerlerine zarar vermemiş, aynı zamanda yargıyı içe sayarak hukuk düzenine de bir darbe indirmiştir. Başkenti yoksullaştıran ve yoksunlaştıran çağ dışı anlayış, Cumhuriyet'in kültürel, sosyal değerlerine karşı yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekleyerek Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nı kent belirliğinden ve kent kimliğinden silerek kamu yararı yapıları, alanları yok etmekte ve kamusal alanlar belli çıkarlar doğrultusunda kültürel, sosyal, ekonomik olarak ranta dönüştürülmektedir. Ve gelinen sürüşte hava gazı fabrikası yıkılmış, meslek odalarının çeşitli noktalardan aldıkları numunelerle yapılan ölçümlerde çok yoğun asbeste rastlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi profesyonel ekiplerle çalışıldığını, asbestin yetkili firmaya ihale edildiğini, uzman ekimlerle taşınıp bertaraf edildiğini söylemiştir. Buradaki en önemli sorun vatandaşlara yeterince bilgi verilmemiş olmasıdır. Belediyenin çevrede oturan semt sakinlerini ve sırf bu yüzden çevredeki... Buyurun tamamlayın lütfen. Belediyenin çevrede oturan semt sakinlerini ve sırf bu yüzden çevredeki okullardan çocuklarını alan velilere yeterince bilgi vermeden bir tane firmaya ihale etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Belediye ile meslek odasının karşılıklı çatışmalarından etkilenen, arada kalan ve orada oturan vatandaşlarımız olmuştur. Acele ile yapılan bu çalışmalar çevreye olumsuz etkiler vermiştir ve bunlar belediye tarafından göz ardı edilmiştir. Bütün bu sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine olduğumuzu belirtir. Hepinize saygıyla selamlarım. Teşekkür ederiz Sayın Haberal. Grup önerisinin lehinde ikinci konuşmacı İzmir Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü. Buyurun, süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Belediyesi'nin asbestle yapılmış eski hava gazı fabrikasına ilişkin belediye etkinlikleri hakkında verdiği gerekçesi de izah edilen şu önergesini benimsiyoruz, lehindeyiz. Bu önerge doğrultusunda meclis karar vermelidir. Tabii eminim, hiç şüphem yok, AKP'li arkadaşlarımız bu önergeyi reddedeceklerdir ama olsun, nihayet burada konuşulanları halk dinliyor, bunlar hakkında bir kararı olacaktır. Doğrusu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önerge vermesi gerekmiyordu bunun için. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konuda hükümetlere yönelik çok açık direktifleri var. Asbestosun hiçbir zaman inşaatlarda ve başka bir yerde insanlarla doğanın ilişkide olduğu hiçbir noktada kullanılmaması gerektiği, kent yaşamında, sanayide kullanılmaması gerektiği konusunda ya da belli tedbirler olmadan kullanılmaması konusunda çok açık tedbirler önerilmiştir. Hükümet mevzuatı, belediye mevzuatı zaten bu tedbirleri otomatik olarak içermeliydi. Ancak önerge bunların hiçe sayıldığı noktada bunun zorunlu olduğunu ortaya çıkartıyor. Ankara Belediyesi'nin genel olarak
belediye hizmetlerini gerçekleştirirken gözettiği temel ilkenin halka hizmet ve halkın yararı değil, esasen karlılık ve gelir gibi doğrudan doğruya halk yararını, kamu yararını ilgilendirmeyen, hatta çoğu kez bunlarla çatışma halinde olan ilkelere dayandırıldığını biliyoruz. O nedenle hava gazı fabrikasının bu kadar palas pandras yıkıma girişilmesinin nedeni çok açıktır. Bir yeni rant alanı açılması, bunun bir an önce ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi için işçi sağlığı, halk sağlığı hiçe sayılarak bu adımlar atılmıştır. Bu bakımdan önerge zaten kendisini yeterince anlatıyor. Bunun yalnızca o gün orada çalışmakta olan işçiler için bir risk kaynağı olduğu ile de yetinmememiz gerekir. Çünkü daha önce de burada açıklandığı gibi hem genel olarak o çevrede yaşayanlar hem orada çalışanların toplumla, kendi aileleriyle, yakınlarıyla, yakın çevreleriyle kurdukları ilişkide asbest liflerinin büyük bir hızla yayılma ve kaynağından çok daha uzağa gitme kabiliyeti dolayısıyla çok daha geniş bir çevreyi etki altına alacağı çok ortadadır. Bütün bunlarla ilgili hiç değilse bu önergenin bir kabul edilmese de AKP çoğunluğu tarafından bir uyarı kabul edilerek belediyeye yönelik çeşitli tedbir ve uyarıların yönlendirilmesi bakımından hem grup hem İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini de beklemek icap eder. Çünkü asbest lifleri dağılırken üzerine konduğu nefes borularına girdiği insanları partilerine, sınıflarına göre ayırt etmiyor. AKP'li yurttaşlarımız da bunun tehdidi altındadır. Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlarımız da tehdidi altındadır. Biz Ankara'da yaşayan, Ankara'da bulunan herkes bunun tehdidi altındayız. O yüzden hafife alınmaması gerekir. Çünkü bütün meslek kuruluşları asbest ile temasın kasıtlı bir biçimde gerçekleştirilmesini tahammüden cinayet olarak değerlendiriyorlar. Bunda da haksız sayılmazlar çünkü sonuçları otomatiktir. Yani asbestin buna yol açmadığı, kansere yol açmadığı, başka iyileşmesi güç ve hatta imkansız hastalıklara yol açmadığına dair hiçbir karine yoktur. Tam tersine karsinojen olduğu, kansere yol açtığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından apaçık ortaya kondu. İşçi sağlığıyla doğrudan doğruya ilgili olan birinci derecedeki uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü de bunu kayıt altına aldı. Dolayısıyla bu tedbirlerin mutlaka ve mutlaka alınması gerektiği apaçık. Şimdi Ankara Belediyesi'nin çevreye ilişkin, insan sağlığına ilişkin, halk sağlığına ilişkin bütün konulardaki ihmallerinin veya da kasıtlı ihmallerinin bir yeni örneği. İlk defa bununla karşı karşıya gelmiyoruz. Aslında Melih Gökçek başkanlığındaki Ankara Belediyesi'nin oluşturduğu böylesine geniş bir deneyim alanı var. Yani Melih Gökçek'in belediyesine baktığımız zaman insan sağlığına, kamu yararına aykırı bir faaliyetten şüphelenmek için her türlü sebebimiz var. Tabii ki sadece belediye hizmetleri alanında değil, aslında üstüne hiç vazife olmayan alanlarda çeşitli sivil silahlanma girişimleri bakımından da öncü bir rol oynadığını biliyoruz. Dün bunu tartıştık, konuştuk. Özetle nerede hayatı tehdit eden, nerede sağlığı tehdit eden bir şey varsa onun arkasında bir belediye faaliyeti görmek son derece tuhaf. Çünkü bu bir oksimoron gibi, yani birinci terimi ikinci terimini dışlayan bir tamlama gibi. Halk sağlığına karşı çalışan bir belediye. Belediyenin biricik işi tam tersini gerçekleştirmekken ne yazık ki bunlarla tanık oluyoruz. O nedenle ben
Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisinin aslında Melih Gökçek'in halk sağlığına karşı faaliyetler portföyünün içerisinde sadece bir anı ifade ettiğini, yoksa belki de Ankara Belediyesi hakkında daha genel bir görüşmeye ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. O nedenle biz buna olumlu oy vereceğiz. Sözümü bitirmeden önce kalan zamanda da bugünün 1 Mart olduğuna hatırlatarak birkaç noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı istilasına ortak olmayı son tahlilde reddetmişti. Meclisteki oylamada gerçi çoğunluk bu yöndeki hükümet tezkeresinden yana oy kullandı ama gerekli olan sayıda oy kullanılamadığı için bu tezkere düştü, akim kaldı. Bu hükümet başkanı olan, başbakan olan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök'ün çabalarına rağmen o zaman bu tezkere meclisten geçmedi. Böylelikle hükümetin iradesine ve hükümetin üst akıl dediği gücün, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Pentagon'un iradesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi belki de parlamentonun haysiyetini en yukarı çıkartan bir adımı atarak dünyanın bütün mazlum milletleri nezdinde Türkiye parlamentosuna ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çok yüksek bir itibar kazandırdı. Ancak bu itibarın, bu kazandırılan itibarın değerinin bilinmediğini ve bilinmemeye devam ettiğini o zaman başbakan, şimdi cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın aslında 1 Mart tezkeresi geçmeliydi. Aslında biz de Irak'ı istila eden kuvvetler arasında olmalıydık diye büyük bir pişmanlıkla 1 Mart tezkeresinin reddini hatırlamasını not etmeliyiz. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geleceği bakımından da tayin edici bir rolü oldu. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi belki de parti azınlığının yol açtığı bu tarihsel rolü bir siyaset olarak içselleştirmiş olsaydı tamamen başka bir yerde olabilecekken ne yazık ki bu yolda devam etmedi. Ve aslında o gün 1 Mart tezkeresinin reddi yönünde oy kullanan hemen hemen bütün önde gelen AKP'liler bugün AKP'den tasfiye edilmiş durumdalar. Beşir Atalay, Mehmet Aydın, Ertuğrul Yalçınbayır, Bülent Arınç, Zeki Ergezen, Azmi Ateş, Kemalettin Göktaş, Hüseyin Çelik ve en uzun dayanan Ahmet Davutoğlu idi ama o da kenara çekilmek zorunda kaldı. O nedenle 1 Mart tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddini Türkiye için önemli, büyük bir adım ama Adalet ve Kalkınma Partisi açısından trajik bir son olarak gördüğümüzü ve büyük Türkiye büyük Sayın Kürkçü, lütfen tamamlayın. Buyurun. Millet Meclisi'nin açtığı yoldan aslında bütün politik partilerimizin uluslararası ilişkilerini bir kere daha düşünmesi için bugünün öneminin altını çizmek istiyorum. Dünyanın mazlum milletlerinin istediği şeyi değil, üst akıl dediğiniz şeyin istediğini yaptıkça aslında ister Trump olsun, ister bir başkası olsun, sonuçta dünyanın mazlum milletleriyle bugün olduğu gibi karşı karşıya kalırsınız. Sıfır sorun diye girdiğiniz dış siyasetten sıfır komşu ile çıkarsınız. Bu da 1 Mart tezkeresi de meclisimize ve oradaki parti, buradaki partilerimize ibret olsun. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart'ta olduğu yerde durmaya devam edeceğiz. Halkların Demokratik Partisi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Kürkçü. Grup önerisinin aleyhinde olmak üzere ikinci ve son konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki bulunan hava gazı fabrikasıyla ilgili vermiş olduğu grup önerisi hakkında aleyhte söz almış bulunuyorum.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi Ankara Hava Gazı Fabrikası 1928 yılında Cumhuriyet'in ilk döneminde kurulmuş modern bir fabrikayken, tabii çağın gereği Ankara'da doğal gaza geçilmesiyle beraber işlemini tamamen yitirmiş. Yaklaşık 30 yıldan bu yana da Ankara'da o hava gazı fabrikasının görüntüsüyle Ankaralılar karşı karşıya kalmıştır. Ve o günden bugüne kadar da yaklaşık 350 ton asbestin bulunduğu bu fabrika etrafa tehlike saçmasıyla karşı karşıya olduğu da bilinmektedir. Bunun için geçmişten günümüze kadar değişik dönemlerde yasal çalışmalar yapılmış ama son dönemdeki yapılan çalışmalar neticesinde buranın ortadan kaldırılmasının insan sağlığı yönünden de Ankara'nın sağlığı yönünden de son derece önemli olduğuna karar verilmiş ve bu doğrultuda da çalışmalara başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın 5 Nisan 2016 tarihli yazısında Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın bacalarının ve eklentilerinin yıkılma tehlikesi olması, yıkılmaz halinde etrafında can ve mal güvenliği tehlikesi olması ve asbest sızıntısı olma tehlikesine karşı ve başka amaçlarda kullanılmasının söz konusu olmaması nedeniyle yıkılarak bu tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla koruma kurulundan yıkım kararı talep edilmiştir. Nitekim 11.4.2016 tarihli yazısıyla talep koruma kuruluna da iletilmiştir. Koruma kurulunun 13.4 yani 13 Nisan 2016 tarihli yazısında Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın Çankaya ilçesi 29.228 ada 3 parselde yer aldığı, 29.228 ada 4 parselde yer alan yapının tescilli yapı olduğu ancak koruma alanının 29.228 ada 4 parsel olarak belirlendiği, 29.228 ada 3 parselin koruma alanı sınırı dışında olması nedeniyle koruma kurulu müdürlüğünce yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı hususları net bir şekilde belirtilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 yani 20 Ocak 2017 tarihinde hazırlanan teknik rapor ve ekleri ile MTA'dan gelen teknik rapor koruma kuruluna gönderilmiş. Koruma kurulunun 27 Ocak 2017 tarihli yazısında ilgili Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın yıkımının kurul gündeminde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda hukuk müşavirliği görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 24 Şubat 2017 tarihli yazısıyla ilgili daire başkanlığı ve MTA teknik raporları can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle bir kez daha koruma kuruluna gönderilmiş ve Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın güncel tescil durumu hakkında bilgi talep edilmiştir. Koruma kurulunun 24 Şubat 2017 tarihli yazısında Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın hiçbir zaman tescil edilmediği, söz konusu yapının tescilsiz parselde yer alan tescilsiz bir yapı olduğu, 2863 sayılı kanuna tabi olmadığı hususu net bir şekilde belirtilmiştir. Koruma Bölge Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarihli yazısından anlaşılacağı üzere hava gazı fabrikasının tescilsiz bir yapı olduğu ve yıkılmasında sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu binaya ilişkin hava gazı fabrikasının kalıntılarının söküm işi şartnamesi, asbest ile çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik ve konu ile ilgili yönetmelikler hükümlerine göre 24.11.2016 tarihinde hazırlanmış. Fabrika kalıntıları ve asbest sökümüne ait tüm bilgi ve belgeler ile çalışma programı İşkur İl Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Asbest sökümü, yüklenecinin asbest uzmanı, belediyenin uzmanları ve İşkur uzmanları kontrolünde gerçekleştirilecektir. Şu anda zaten yıkılan kısım, ambar kısmı ve harfiyat kalıntılarına ait olduğu biliniyor. Asbestle ilgili yıkım henüz başlamış da değildir. Dolayısıyla şu anda bir tehlikeye söz konusu olmadığında kamuoyunun bilmesi gerekir. Asbest sökümü sırasında çalışanların ve yakın çevrenin asbestten zarar görmemesi için uluslararası platformda ve gelişmiş ülkelerde uygulanıp kullanılan bütün ekipmanlar, üç gözlü hijyen odası, HEPA filtreli anti basınç makineleri, H tipi HEPA filtreli elektrik süpürgeleri, özel kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır. Eski hava gazı fabrikası kalıntıları ve asbestli malzemelerin yüklenici tarafından sökümüne başlanılmadan fabrikanın
dış yüzeyinin tamamı brandayla kapatılmıştır ve devam etmektedir. Ayrıca bina içinde gerekli görülen yerlere gerektiği kadar karantina uygulanmaktadır. İlgili yönetmelikler gereği hem çalıma esnasında hem de iş bitirildikten sonra ortamdaki asbest mevcudiyeti bağımsız ve TÜRKSAK'tan akredite laboratuvarlarda hava ölçümü yaptırılacaktır. Mevcut asbest kaçağının bir önce ortadan kaldırılması ile ilgili koruma kurulu kararı alınmış. Kurul kararı doğrultusunda yapının teknik özellikleri dikkate alınarak ihale işlemleri de yürütülmüş. Söz konusu ihaleye bu konuda deneyimli firmalar katılmış. Alınan firmalardan yapının özelliğine uygun kıyafet ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak işe başlanması bir taraftan da sağlanmıştır. Yapının özelliği dikkate alınarak bina dışına özel bir filtre ve branda ile kapatılarak herhangi bir kaçak oluşmaması sağlanmıştır. Bina içerisindeki borular kesildikten sonra önü ve arkası tamamen özel naylon ile hava almayacak şekilde kapatılarak işlem tesis edilecektir. İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda deneyimli şirketi olan İzaydaş'a buradan çıkacak malzemeler özel donanımlı kamyonlarla götürülerek bertaraf edilecektir. Çevre sağlığını asbest maddesiyle tehdit etmemesi amacıyla bu önlemler alınmaktadır ve alınacaktır. Ankara'da İzmit'e nakledecek tankerler son derece özel imal edilen, hava kaçırmayan özel araçlar olduğu bu nedenle nakliye esnasında da herhangi bir tehlike yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Değerli milletvekilleri, bu ucube binadan ve içinde 350 ton asbest barındıran bu yıkıntıdan bir an evvel Ankara'nın ve başkentin kurtulması gerekirdi. Bu çalışmalarda titizlikle yapıldığı ortadadır. Şu anda yıkılan yer, tekrar ediyorum, yıkılan yer asbestli kısım değildir. Yıkılan yer sadece şu andaki müştemilat kısmıdır, ambar kısmıdır ve enkazın bulunduğu kısımdır. Geçmiş dönemlerde yıkıntılardan ibaret kısımdır. Diğer taraftan henüz asbestli kısım yıkılmaya başlanmamıştır. Önümüzdeki günlerde başlanacaktır ki bu konuda da gerekli tedbirler alınmıştır. Herkese açıktır zaten. Açık bir alandır. Herkes gidip görebilir ne tür çalışmalar yapıldığını. Asbestli kısım yıkımına başlandıktan sonra o tedbirlerin alındığı da net bir şekilde görülecektir. Her türlü tedbir alınmıştır. Gerek binanın giydirilmesi, gerek asbestli boyların ortadan kaldırılmasıyla çıkabilecek sızıntıların bertaraf edilmesi için her türlü teknik tedbir şartnamaya uygunmuş bir şekilde alınmıştır ve alınacaktır. Taşınmada hiçbir sızıntı olmayacaktır. Tekin bu konuda da zaten kamuoyuna açık bir şekilde dünyaca bilinen akreditasyon laboratuvarları tarafından da hiçbir sızıntının olmaması konusunda da tedbir alınmıştır ve alınacaktır. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu konuda tedirginliğe sebebiyet verilmemesi son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konularda son derece hassas çalışmalar yürütmektedir. Düne kadar Mamak Çöplüğü'nün etrafında insanlar kokudan yaklaşamazken bugün büyük bir şehir kurulmaktadır. Geçmiş dönemlerde Ankara sadece batıya doğru yol alırken şimdi doğu tarafında da Mamak Çöplüğü'nün tamamen son teknolojiyle yapılandırılması sayesinde Ankara şehri oraya doğru kaymaya başlamıştır. Bu da son derece önemlidir. Gerek Çadırtepe Çöplüğü, gerek Mamak Çöplüğü'ndeki alınan tedbirleri gerçekten takdirle karşılamak gerekir. Diğer taraftan tıbbi atıklar konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar takdire değerdir. Bu konuda da dünyadaki en son teknolojiler kullanılmak suretiyle Ankara halkının sağlığına son derece önem verildiğini belirtmek istiyor. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor ve bu önerinin aleyhinde oy vereceğimizi saygıyla sayın vekillerimize duyuruyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ceylan. Sayın Emir. Açıklandı. İzin verirseniz birkaç dakikayla bunu meclisle paylaşmak isterim. Yerinizden lütfen. Buyurun. Mikrofonu açayım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi elime ulaştı. Sabah saatlerinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tapu Odası ve ben buradaki yapılan işlemin yürütmeyi durdurması talebiyle İdare Mahkemesi'ne başvurmuştuk. İdare Mahkemesi bu kararıyla
yürütmeyi durdurma kararıyla aslında orada telafisi imkansız sonuçlara yol açabilecek bir çevre katliamı yapıldığını da bir şekliyle tespit etmiş oldu. Ankara'da hakimler olduğunu ortaya koymuş oldu. Diğer bir nokta, orada şu anda sızıntı var mı yok mu? Çünkü sızıntı var diye girdik deniyor. Sayın Hatip de söyledi. Sızıntı var ise ne kadardır? Bunun resmi sonuçları nerededir? Bu işlemler yapılırken asbestli bölgeye girilmediği söyleniyor. Oysa ki binanın her yeri asbestlidir. Oradan alınan ölçümler nerededir? Niye gizlenmektedir? Eninde sonunda Melih Gökçek bunu mahkemeye göstermek zorundadır. Bu nedenle şimdiden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Yoksa meclis 4 kilometre ötesindeki bu çöplüğe, bu zehirli asbest odağına el koymak zorundadır. Saygılar sunarım. Peki, teşekkür ederiz Sayın Emir. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.